Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda sizlerle birlikte Mart ayında izlediğim, okuduğum şeyler üzerine bir inceleme, değerlendirme yapıyorum. O videoya hoş geldiniz. Az önce aylık haberleri çektim. Biraz sıcak bastı yemin ediyorum. Böyle bir şey yok. Mart ayındayız, Nisan ayındayız ama havanın dengesizliği hala devam ediyor. Az önce hafif serinken şimdi sıcak basıyor. Aklımızda hayırlısı diyelim. Buradan ilk olarak dizilerle başlamak istiyorum. Geçen sefer başlamadık. Çünkü izlediğim dizi yoktu. Burada Gibi'nin yeni sezonu başladı. Benim izlediğim serilerden biri. Komedisinin mizahını seviyorum. Ne zaman başladım hatırlamıyorum ama çok uzun zaman oluyor. Bir sitelerden falan bakmam lazım. Severek, keyifle izlediğim eserlerden biri. Mizahı biraz farklı. Herkese hitap etmiyor. Herkes beğenmeyebilir ister istemez. Ama benim sevdiğim, keyifli vakit geçirdiğim dizilerden biri kendisi. Şu an dördüncü bölüm yayınlandı en son geçtiğimiz birkaç gün öncesinde. Şu ana kadarki gittiği akış ve bölümler açıkçası güzeldi. İlla ki beğenmeyenler olacaktır ama bence güzel bölümlerdi. Spoiler olmaması için sahne sahne konuşmayacağım tabii ki. Başka bir diziye geçeceğim buradan. Çok benden beklemeyeceğiniz bir şey olabilir ama ben arada dizi izliyorum Türk dizilerinde. Ben geçmişte çok yabancı dizi de izledim. Arada da denk gelirse izliyorum hala. Bahar diye bir dizi var. Belki görenleriniz, duyanlarınız vardır. internette çok denk gelmişsinizdir. Ben ilk bölümlerinden beri severek izliyorum. Geçen ay niye almadım bilmiyorum. Dedim bu ay alayım. Keyifli, güzel, hem güldüren hem dramatik özellikleriyle kaliteli bir Türk dizisi. Son zamanlarda olmayan eserlerden biri bence. Hem hikayesi bakımından hem oyuncular bakımından oldukça kaliteli bir iş ki Kore uyarlaması bir dizi zaten. Onun da biraz etkisi var diye düşünüyorum ama serinin içerisinde doğaçlama olan anlar da var. O da işi topluyor götürüyor gibi duruyor. Ana kaynağı bittikten sonra nasıl bir yol izleyecek? Orası çok önemli bir nokta. Ben Türk dizileri de bu arada izlemesem de dinleyerek izlemiş geçmiştim. hala günümüzde de izleyen birisiyim. Annem izliyor. E, salonda oturunca ister istemez. Başka bir işe meşgul olsanız bile dinliyorsunuz ve hem hikayeleri hem oyunculukları görüyorsunuz ve bu kalitede iş televizyon bakımında pek yoktu. Genelde formülize işlerle akan bir yapı vardı. Burada ana kaynağı Türk olmamasına kaynaklı olan bir etken de olabilir ama kast seçimi ve oyunculuklar başarılı. O yüzden beğenerek izlediğim, takip ettiğim işlerden biri. Gelelim manga kısmına. Çok beklemediğiniz bir kısım O yüzden direkt çap diye vurdum zaten bölümler belli. İsteyen istediği kısma geçer, izler. Mangaları bulalım şimdi. İlk olarak Walking Cat 2 ve 3 ile başlamak istiyorum. Seri tamamlanmış bir seri yani bu ciltlerle tamamlanmış oldu. Kanalda incelemesi mevcut. Onun üzerine eklemek istediğim son gözlemlerimi aktaracağım sizlere. Farklı farklı karakterlerin hikayeye dahil olmasıyla birlikte Yuki'nin macerası devam ediyor. Bu salgında neler oldu? Bu dünyanın gideceği nokta ne? İleride neler oldu veya neler olacak gibisinden bir anlatıyla bizlerleydi. İnsanların bencilliğinden tutun, nefretine, kinine, sevgisine birçok farklı duygularıyla karşılaştık. Bunları gözlemlemiş olduk. Keza bu durumlarda insanların birbirine yabancılaşması, bencilliklerinin ne hat safhaya çıkabileceğini görmek de arada insanların yüzüne çarpıtılması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bazı yerlerde geçen olaylar tesadüf denebilir olsa da bana kalırsa tesadüf dozajını çok aşan şeyler oldu. Hikayenin ne bir başlangıcı ne de bir sonu var. Tamam bize girişini hafiften yapıyor ama aslında baktığınızda tam başlangıç noktası o değil direkt ortasına atıyormuş gibi izlenim vardı ki final noktasına geldiğimizde de bir nevi o devam etti. Ucu açık bitti diyebilirim. Devamı sizin hayal gücünüze kalmış bir durumda. Nasıl tamamlamak isterseniz artık. Spoiler olmaması için detay vermeyeceğim ama Yuki tarafından hikayemiz tamamlandı diyebiliriz açıkçası. Diğer karakterlerde de hayatlarındaki minik minik olaylar bizlere aktarıldı. İyisi de vardı, kötüsü de vardı. Temposu ortalama düzeydi. Çok tempolu, akışkan bir yapıda değildi hikaye. Tekrar okur muyum sorusunu kendime sorduğumda yüksek ihtimalle okumam şekli oldu. Fena olmayan bir deneyimdi ama tek seferlik bir deneyimdi diyerek Yayın evinde böyle bir eseri Türkçe kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Gelelim bir diğer eserimize. Büyücü ve Altın Şövalye'nin ikinci ve üçüncü ciltleri. Bunlar da keza Walking Cat'teki gibi tamamlanmış eserler oldu. Kanaldaki incelemeye ek olarak söyleyeceklerim serinin temposu ve akışı kaldığı yerden devam ediyor. Oldu bittiye getirilen anlar çok ama çok vardı. Başından sonra amaç belliydi zaten ve o doğrultuda gitti. Yani serinin ilk cildini okuduğumuzda niyet az çok kendini gösteriyordu zaten ve sonunda amacına ulaşmış karışmış hissiyatı bende en azından oldu. İlk cilt geneline bakacak olursam son ciltte daha fazla romantizm vardı. Ki burada da karakterlerin arasındaki iletişim ve ekstra karakter sokarak kıskançlık gibi duyguları da bizlere aktarmak istediler ki nispeten geçen yerler olmuştur okuyucu. Aksiyon sahneleri vardı ama bunlar tamamıyla yalandan eklenmiş şeylerdi ve olmasa daha iyi dedirtti bana. Çok olsun bitsin hadi yapalım kıvamındaydı. Biraz detay ve özen isteyen şeyler. Bana göre tekrar okunabilirliği olan bir eser değil. Bana hitap etmiyor bu açık ve ne zaten inceleme videosunda da bunu söylemiştim. Merak edenler bir şans verip deneyebilir. Yayın evinde de hem Walking Cat'i hem de Büyücü ve Altın Şövalye'yi bana gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Bu sayede okuyup sizlerle paylaşabildim. Mob Psycho kanalda videosu yakın zamanda paylaşıldı o yüzden detaya girmeyeceğim. Merak edenler o videoya bakabilir. Bir diğer eserimiz Buna Gizem Deme Cilt 2. Bunu aylık alışveriş videosunda göreceksiniz zaten. Orada olan eserlerden biri. İlk cilt sonrası beklediğim bir eser olmuştu. Ve totale baktığımda dolu dolu bir cilt olduğunu söyleyebilirim. Metin oranının çok fazla olmasından dolayı doyurdu diyebilirim. Çizim konusunda da yaptığı belli. Roman olsa daha da keyif alırdım yüksek ihtimalle ama manga kısmında başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Bu manga kısmında da oldukça başarılı ve güzel bir anlatı ...bizlerleydi. Geçen cilt sonunda olan olaylar tamamlandı. Bir ara hikaye oldu. Ki bu ara hikayenin sonunda da diğer hikayeye bağlandı. Arka planda o de... bağlayan bir kısmı varmış aslında. İlk hikayede bu bir sonraki hikayeye bağlantılı gibi düşünebilirsiniz. Akışı güzel, hikayesi güzel, gizemi güzel. Her ne kadar bazı şeyler tahmin edilebilir olsa da keyifli bir anlatıyla bizlerle ben severek okudum. Devam severek okurum diye düşünüyorum. Bu cilt genelinde ekstradan karakterimizi tanımak ve geçmişini öğrenmemiz bakımından da ufaktan sinyaller çaktı. Güzeldi. O kısımlarını da beğendim. Serilere benim gibi hikaye önem verip çizimi bir tık daha arka plana atabiliyorsanız net izlemenizi önereceğim bir iş olacaktır. Detaylar için kanalımdaki inceleme videosuna bakabilirsiniz. Gelelim anime kısmına. Burada bir adet animemiz var. Ghost Hunt. Kendisi isminden anlaşılacağı üzere korku ve gizem temalı bir iş olabilir diye düşünüyorsunuzdur ki haklısınız öyle zaten. Shoujo bir seri ve diyeceksiniz bu adam nasıl Shoujo'yu izledi, Shoujo'yu sevmiyor ama bu eser Shoujo sev sevmememle alakalı. Hikayesi güzel olacak. Gayet de keyifle izliyorum. Akıyor gidiyor zaten ki bu eserde onlardan biri oldu açıkçası. Kendisi 25 bölümlük bir eser ve gizem temasının çok Ön planda olduğu bir iş. Her ne kadar korku janrası olsa da içine beni korkutan pek bir an olmadı. Romandan mangaya uyarlanan bir iş ve doğaüstü temaya sahip. Her olay bir gizem ve doğaüstü olay. Merak unsuru fazla ve devamını açtırabilecek kalitede bölümler vardı açıkçası. Bir iki tane arka cidden beğendim. Animenin finalini izledim ve bana göre bitmiş diye düşünsem de baktığımda bitmediğini öğrendim. Hikayenin içinde bazı soru işaretleri vardı. Benim içimde en azından. Baktığınızda çok Bazılarının üzerine durabileceği şeyler değil ama benim merak duygum o konularda biraz kabarabiliyor ve hikayenin kalan kısmında onları öğreniyoruz. Bu manga kısmında tabii ki animede öyle bir şey yok. Anime de bitiyor gidiyor. Manga kısmında da son bir cilt olması lazım. Bunu okumanız gerekiyor. Meraklısının açıp bakacağı tarzda bir manga bu arada. Normalde bilmeseniz ben bunu söylemesem fark etmem ihtimaliniz bile yüksek zaten. İlla ben okumak istemiyorum o sonunu. Animeyi bitirdim diyecek olanlar varsa da My Anime List'te karakterlerin sayfasına girip orada spoiler'ı göster kısmına basarsanız manga sonunda olan olayı görüyorsunuz zaten. Detayları öğreniyorsunuz. Animenin yapıldığı dönem benim anime dönemleri arasında en sevdiğim dönemlerden biri. Yani 2000 ve 2010'lu dönem. O zamanlarda sebebini bilmediğim bir şekilde karanlık atmosferli animeler çok fazla revaçta ve yapılıyor. Ve hep bir alt metin amacıyla yapılan işler var genel olarak. Bunda her ne kadar o olmasa da genelde o dönemde çıkan işlerde bunu çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Bu eserde de o karanlık atmosfer ve tema var ve beni çeken şeylerden biri bu oldu zaten. O dönemde yapılan beğenmediğim anime çok azdır. Düzgün iş cidden var. Ararsanız bulabiliyorsunuz. Keyifli bir macera hikaye bulmamanız biraz güç oluyor. Gelelim Ghost Hunt'a tekrardan. Mangasının ve animesinin çizimini karşılaştırdığımızda oldukça güzel bir fark var ve beni yakalayan bir etken de bu olmuş açıkçası. Mangaya baktığımda Shoujo'yum diye göz kırpıyor da açıkçası. Shoujo olduğunu bilmeseniz bile Shoujo olduğunu anlayabilirsiniz. Son sahnelere baktığımda Anime ile birebir aynı akmasa da pratikte aynı sona ve aynı yola gitmişler. Bu animelerde yapılan bir şey zaten. Hikayenin olay örgüsünü ve karakterlerin diyaloglarını değiştirebiliyorlar. Burada karakterlerin olay etkisini de ufaktan değiştirmişler diye algıladım en azından son bakımında. Serideki doğaüstü olaylar zaten ana etkeniyken iken gizem içeren serileri sevenlerin net tercih edebileceği işlerden biri. Beni çok germedi hikayeler. Bir iki tanesinde biraz gerildim gibi oldu ama totale baktığımda full gerdi desem yalan olur. Ben biraz XXX holik diye bir seri var. Benim geçmişten beri çok sevdiğim serilerden biridir. Belki de seriyi sevme sebebim olmuş olabilir. Hem karakterlerin olaylara dahil olması hem hikayenin biraz ucundan yakalaması gibi baktığımızda benzerlikler Taşıyan bir iş. Tematik olarak andırıyor desek çok daha doğru olur aslında. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Kendisi Shiki diye bir anime var. Bunu geçtiğimiz ay size bahsetmiştim zaten. Bu anime serisinin yaratıcısı da kendisi zaten. Yani hikaye aynı kalemden çıkmış. Ghost Hunt... Shiki'den 10 sene önce başlamış bir eser. Shiki serisinde de gördüğümüz birçok karakter ve olay da aslında Ghost Hunt'a referans olmuş. Kendi kendine ilham almış diyebiliriz mangakaya. Bu açıdan tatlı ve güzel bir iş bence. Bununla diyerek son noktayı koyabiliriz. Bu ay izlediğim ve okuduğum şeyler bunlardı. Genel yorumlarım, değerlendirmelerim bunlardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder, iyi günler dilerim.